Herkese tekrar merhaba. Yapay zeka ve dijital pazarlama üzerine konuşacağız. Nelerden bahsedeceğiz? Yapay zeka nedir? Nerelerde kullanılır? Dijital pazarlamada kullanım alanları nelerdir? RTBAS Deep Learning algoritmaları nelerdir ve nasıl kullanılır? Buna bakacağız. Yapay zeka nedir? Elon Musk yakın zamanda yapay zeka nükleer başlıklardan daha tehlikelidir dedi. Bu da aslında ne kadar kuvvetli, ne kadar gelişmiş bir teknolojiden bahsettiğimizi ortaya koyuyor. En temel açıklama aslında yapay zeka bilgisayarlarda normalde insan zekasına ihtiyaç duyulan işleri yaptırma teknolojisidir diyebiliriz. 1950'lerde yapay sinir ağları üzerine ilk çalışmalar yapılıyor. Daha sonra makine öğrenimi 1980'lerde popüler oluyor. Günümüzde de deep learning ile derin öğrenim ile yapay zeka bambaşka bir seviyeye ulaşıyor. Yapay sinir ağları nedir? Burada bir tanımı var. Yapay sinir ağları örneklerle ilgili bilgileri toplamakta, genellemeler yapmakta ve daha sonra hiç görmediği örneklerle karşılaştırılınca öğrendiği bilgileri kullanarak o örnekler hakkında karar verebilmektedir. Karmaşık bir cümle ama temelde şu yanda gördüğünüz resimleri hangi hayvan olduğunu siz mikrosaniyeler içinde anlayabiliyorken bunu bilgisayarın yapması yapay sinir ağları ile örnekleniyor, mümkün oluyor. Peki deep learning, machine learning diyoruz. Hani bunların arasındaki fark ne? Hep yapay zekada karşımıza çıkıyor. Machine learning girişle sonuç arasında bir manuel işlem ayrıştırma olan bir model aslında. Bu da bir satranç oyunundan yola çıkarsak limitli sayıda hareket imkanı olan bir oyun satranç. Satranç oyununda oyunu ustalar üçe bölerler. Giriş, orta, son oyun diye. Bunu üçe manuel ayrıştırarak, pekiştirerek zaten limitli sayıda hareket var. Satranç oyununda machine learning teknolojisi yapay zeka ile başarılı oluyor. Deep learning ise satrancın nasıl oynanacağını söylemek dışında hiçbir giriş manuel işlem yapmamanız halinde oyunu 3'e bölüp, 7'ye bölüp, 8'e bölüp nasıl öğrenmek istiyorsa o şekilde öğrenip başarıyı elde edebilen bir algoritmadan bahsediyoruz. Satrançta limitli sayıda hareket imkanı varken Go'da dünyadaki atomların toplamından daha fazla hareket imkanı var Go oyununda. Bu nedenle de 96'da hepimizin bildiği bu Kasparov IBM Deep Blue yenerken machine learning ile deep learning ile bunu Go oyununda başarmak, Go kadar kompleks bir oyunda başarmak 2016'da bundan 20 yıl sonra ancak mümkün olabildi. Google DeepMind Lee Sedol'ü yendi. Tabii bu biraz yapay zeka donanımının ucuzlamasıyla da alakalı. Daha erişilebilir olmasıyla da alakalı. Yakın zamanda böyle bir haber de vardı 2020'de. Bu biraz daha gelecek yıllarda daha fazla yapay zeka geliştirilmiş teknolojilerin karşımıza çıkacağını gösteriyor. Örneklere bakalım. Nvidia Drive otonom sürüş deneyimi sunan bir teknoloji yapay zeka kullanıyor. İyi bir sürücüden araba kullanmayı kendi kendine öğrenen bir teknolojiden bahsediyoruz. Hiçbir manuel müdahale yok. İzleyerek tamamıyla gördüğünüz gibi analiz ederek kendi kendine araba kullanmayı öğreniyor. Bir sonraki videoda bir kaza anı olacak. Tesla'nın otopilotu kazayı sezecek, bir uyarı verecek, sinyal verecek ve yavaşlayacak. Bunun ne kadar insanüstü bir sonuç olduğunu, ne kadar büyük bir datanın analizi, nasıl bir başarıya ulaştığını göreceğiz. Videoyu oynatabiliriz. Oynatabilecek miyiz videoyu? Sanırım videonun oynamasında bir sorun var. Peki ben devam edeyim. Videoda yapay zekanın kazanın olacağı anı sezdiği nokta bu nokta. Yani şu karşıdaki arabanın, kırmızı arabanın kaza yapacağını anlayıp frenleme yaptığı saniye bu saniye. Yani bunu bir insanın tabii ki şu an bir kaza olacağını öngörmesi çok zor. Videoda da bu gözüküyordu zaten. Bu da yapay zekanın başarısının ne kadar keskin bir sonuç elde ettiğini Can gösteriyor. çok pardon araya giriyorum hızlıca. Evet tabii Şu ki. anda videon oynuyor aslında. Sen tabii Zoom'dan
yayın bağlandığın için oynadığını görmüyorsun. Ana yayına videon oynadı. Şu anda bitti mi bilmiyorum ama yani videonu oynamış gibi devam edebilirsin. Tamam, tamamdır. Diğeri tamam. İçinde beklerim o zaman. Tamamdır. Tamam. Çok yani onlar, senin onlar doğru yerde o videolar araya veriliyor. Bilgin olsun. Tamam, teşekkürler. Okay. Devam ediyorum. Başka bir örnek, Google DeepMind, Deep Learning ile bilgisayara A noktasından B noktasına gitmesini söylüyor. Hiçbir arada müdahale olmadan, hiçbir manuel ayrıştırma olmadan ayağını nasıl hareket ettirmesi gerektiği, kolunu nasıl hareket ettirmesi gerektiği, zıplaması, eğilmesi, hiçbir müdahale olmadan ortaya çıkan çok enteresan bir sonuç var. A noktasından B noktasına algoritma nasıl gidiyor? Bunu izleyelim. Bitti diye düşünüyorum. Devam ediyorum. 2020 yılından sonra peki ileride bundan sonrasında yapay zeka ile hayatımızda başka neler göreceğiz? Nerelerde kullanılacak? Hastalıkları keşfeden algoritmalar, daha gelişmiş Siri benzeri asistanlar, doğal afetlerin önceden keşfi, insansı robotlar ve daha verimli üretim hayatımızda yapay zeka ile beraber daha çok göreceğimiz noktalar. Adam Mast'tan yola çıkarsak kaos teorileri de çok var. Hayatımızda işte birçok videoda gördük bunları. Adam Mast haklı mı? Haklı olduğu noktalar var ki şu an global olarak belli bir seviyenin üzerinde yapay zeka teknolojisini geliştirmek isteyen kurumların uyması gereken protokoller hazırlanmaya çalışılıyor. İnsansız robot hatları, kişisel alan ihlali gibi konularda hayatımızda bir yeri olacak gibi gözüküyor. Kişisel pazarlamaya gelirsek hızlıca, satın alma yapan kişilerin kişiselleştirilmiş reklam talebi %81 olmuş. Satın alma yapanların kişiselleştirilmemiş reklamları rahatsız edici bulma oranı %42 olmuş. Yapay zeka ile kişi özel reklam seçimi yapılabiliyor. Yani o büyük datayı analiz edip renk, dil, lokasyon, görsel içeriği, doğru ürün doğru zamanda verme gibi çok detaylı kişiye özel analizler yapılıp doğru reklamı doğru anda karşınıza çıkarabiliyor bu teknoloji. Peki neler var dijital pazarlamada yapay zeka kullanan teknolojiler? Tabii ki bunlar da sınırlı değil ama en çok karşımıza çıkanlar. Deep Learning kullanan chatbotlar var. Satış öncesi, satış sonrası hizmetler için. Retargeting var, RTB House gibi. İçerik üreten e-mail marketingde işte ortada hiçbir metin yokken metin hazırlayıp SEO veya e-mail marketing için kullanan teknolojiler var. Reklam kişiselleştirme zaten yapay zekanın en çok kullanıldığı alanlardan biri. Kişi özel videoların hazırlanması da yavaş yavaş kreatif alana da giren yapay zeka teknolojileri mevcut. Avantajları neler? Daha fazla data ile doğru kitle analizi yapılabiliyor. E ile çok daha verimli pazarlama ve işte performans kampanyası ise daha keskin sonuçlar olduğu için daha iyi ROI elde edilebiliyor. Çok daha etkili kullanıcı deneyimi ve insanüstü sonuçlar, yani demin de gördüğümüz çok keskin sonuçlar elde edebiliyor. Peki RTB House Deep Learning'de ne yapıyor? RTB House 2012 yılında Polonya'da hayata geçmiş bir reklam teknoloji firması. Performans amaçlı yeniden hedeflemeden, branding awareness amaçlı video reklamlara kadar birçok farklı alanda Deep Learning temelli ürünler sunuyor. Peki neden Deep Learning'den bahsediyor? Çünkü bu konuda %100 Deep Learning kullanan nadir ve ilklerden bir firma diyebilirim. Bu konuda da birçok inovasyon ödülü almış bir firmadan bahsediyoruz. Peki nasıl kullanıyor teknolojisini, Deep Learning'i? Deep Learning yani yapay zeka ile her kullanıcı için gerçek zamanlı durum değerlendirmesi yapılıyor. Yani o anda farkındalık evresinde mi, değerlendirme evresinde mi, dönüşüm evresinde mi? Bu çok doğru bir şekilde, keskin bir şekilde analiz edilebiliyor. First party data'ya ek olarak ek bilgi katmanları ve sahip olduğu deep learning teknolojisi algoritmalarla daha verimli bir pazarlama sunabiliyor. Dönüşüm potansiyeli, CTR, sepet değeri, ürün öneri sistemi gibi farklı %100 deep learning kullanan algoritmalar mevcut.
Bunlarla kullanıcının değerini, nasıl ne kadar yatırım yapması gerektiğini, ne kadar görsel satın alması gerektiğini analiz edip doğru zamanda kullanıcıyı yakalayabiliyor. Deep Learning, Machine Learning arasındaki farkı artıyor ve aslında kullanıyor. Farkındalık fazında mı, değerlendirme fazında mı, dönüşüm fazında mı kullanıcı bunu doğru bir şekilde analiz edip doğru mesajı doğru zamanda doğru içerikte sunabiliyor. Kişi özel reklam deneyimi de marka ile müşteri arasındaki bağı kuvvetlendiriyor. Toparlarsak yapay zeka teknolojisinin doğru kullanılıp kullanılmaması, tüm hastalıkları daha ortaya çıkmadan çözüm bulmak ile dünyanın sonunun gelmesi kadar keskin. O yüzden böyle bir geleceğe hepimizin hazır olması lazım. Çok teşekkür ederim.